Uygulama Akademisi'nin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bir Neveda eklentisi inceleyeceğiz. Eklentimizin adı Türkçesi Pano İçerik Tasarlayıcısı, İngilizcesi Clipboard Content Designer. www.uygulamaakademisi.com. Arkadaşlar şimdi bu eklentiden şöyle bahsedeyim size. Bu eklenti bir tür panodaki metinleri birleştirmenizi sağlayan, hatta belli ayraç işaretleri koyarsanız da metni belli bölümlere ayırmanızı sağlayan bir eklenti. Bu eklentinin kendine has kısa yolları ve ayarları var. Ve bu eklenti de isterseniz ben yapmıyorum. Tarama kipinde panoyu HTML şeklinde gösterebilirsiniz. Yani panodaki metinleri. Panoya metin ekleyebilirsiniz. Panoyu silebilirsiniz. Panodaki metni direkt normal yapıştırma işlemi yapıyormuş gibi yapıştırabilirsiniz. Ve örneğin mesela panoya kopyaladığınız bir link var diyelim. Bu metin, yani birleştireceğiniz metinler panodaki linkten önce mi gelecek, sonra mı gelecek? Bunları ayarlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir ayarlarına bakalım. Ondan sonra bir metin kopyalayalım. Bakalım nasıl olacak. NVDA menü. Evet. Tercihler alt menü T. Ayarlar 3 nokta. Ayarlar. L1/6. NVDA konuşma 2/17. Braille görsel klavye be fare ince girdi ko nesne tarama kipi 10 Windows Okron 2/ gelişmiş 13/ Unigram Plus konsolito Pano içerik düzenleyicisi 16/17. Evet bakın. Pano içerik düzenleyicisi özellik sayfası. Panoya eklenen metinler arasında araç olarak kullanılacak metne girin nokta. Yazı alanı alt+A boş. Ben bunu boş bırakıyorum. Bu metinleri bölümlere ayırmak için gerekli bir şey olduğu gözüküyor. Ben bunu boş bırakıyorum. Metni panodaki veriden önce ekle onay kutusu işaretli değil. Önceden onay gerektiren işlemleri seçili işlemleri gerçekleştirmeden önce onay iste. Önceden onay gerektiren işlemleri seçin liste. Metin eklemek için onay iste. Onay kutusu işaretli değil 1/4. Evet. Bu da sizde onay isteyeceğiniz işlemleri görüyorsunuz. Bakın. Panoyu silmek için onay iste. Onay kutusu işaretli değil 2/4. Bunların hiçbiri bende işaretli değil. Bakın. Kopya tıkla için onay iste. Onay kutusu işaretli 3/4. Bir tek bu işaretlemiş. Bunun işaretini aralık. İşaretli. Kesme tıkla için onay iste. Onay kutusu işaretli 4/4. Bunu aralık. Kaldıralım. İşaret. Evet. Seçili işlemleri gerçekleştirmeden önce onay iste 2 nokta. Seçim kutusu her zaman kapalı alta. Pano metnini tarama kipinde göstermeden önce biçimlendir 2 nokta. Seçim kutusu bir web tarayıcısında gösterildiği gibi HTML kapalı alt+P. Ya bir web tarayıcısında gösterildiği gibi. HTML apostrofta önceden biçimlendirilmiş metin. Ya da belli başlı karakterlerin falan sıkıştırılmış ve önceden biçimlendirilmiş haliyle bunu kendisi yapıyor. Biz bir ayıp tarayıcısını içine bırakıyoruz. Pano metnini tarama kipinde gösterirken maksimum karakter sayısı yazı alanı alt+M 100.000 seçildi. 100.000 karaktere kadar tarama kipindeyken pano metnini gösterebildiğini görüyoruz. Bunu daha fazla da çıkartabilirsiniz, daha az da çıkartabilirsiniz. Ama bence yeterli bir sınır. Tamam düğmesi. Tamam diyoruz. Evet, ayarları bu kadardı. Şimdi bir de şunu göstereceğim. Aralık. Ox64. Bir dakika. WOXSAT proje hak. Evet, bakın. Önce bir linki kopyalayacağım. Bizim Uygulama Akademisi'nin proje hakkında kısmı açık. Bu şu an elimde. Önce bir linki kopyalamak istiyorum. Araç çubuğu. Adres ve evet, panoya kopyaladım bunu. Yerine uygulama akad proje. Banners liste 11 öge link anası. Uygulama ak podcast. Uygulama anasını rime proje hakkında başlık seviye 1. Evet bakın. Başlık seviye 3 uygulama akademisi projesi.
Burayı seçiyorum. Uygulama Akademisi projesi seçildi. Uygulama Akademisi projesi farklı yazılım rehberlerine erişilebilirlik kriterleri esasına göre Türk seçildi. Görme engelli kullanıcıları ile buluşturmayı hedeflemektedir nokta. Aşağıda paylaşacağımız ekip arkadaşlarımız sayesinde sizlere ulaşmaktadır nokta. Evet bakın madde burayı imi seçiyorum. Seçildi. Ömer Göktaş tira içerik yöneticisi seçildi. Madde imi seçildi. Neyman Agayev tira uygulama yöneticisi seçildi. Madde imi Sabina Askarova tira sosyal medya yöneticisi seçildi. Evet, bakın. Madde imi seçildi. Sarpır Arık son eklenen eğitim içerikleri seçildi. Son buraya kadar seçtim. Windows, Neveda ve tuşuyla bunu panoya ekliyorum. Eklendi. Ekledim. Bir not defterim açık görüyoruz. Ops 2 W açsız tire açsız boş. Buraya yapıştırıyorum. Madde ime Ömer https://www.uygulamaakademisi.com/projetire-hakkinde/. Bakın gördüğünüz gibi önce normal kopyaladığım link geldi. Sonra da şey geldi gördüğünüz gibi. Yazı geldi. Ama bunu mesela daha farklı bir şeye doğru çekelim diyelim mesela. Başka bir projeye gidelim. Engelsiz Android'i açalım. Örneğin. Proje hakkında. Proje. Durun. Araç. Değiştireceğim onun adresi. W-E-N-G-E-L-S-I-Z-A-N-D. J U U O I D O I T nokta C O M evet. com engelsiz android nokta com seçildi. Belge meşgul boş. Evet burası. Engelsiz an tıklanabilir liste 3 öge link ana içeriye atla. Link alt bölüme atla. Liste dışı boş. Boş. Banner sınır 20 başlık seviye 1 engelsiz android. Erişilebilir android başlık seviye 1 engelsiz android. Bakın burayı da kopyalıyorum. Engelsiz Android seçildi. Erişilebilir Android deneyimine dair her şey burada seçildi. Ana sayfa seçildi. Ana sayfa seçili değil. Bunu da panoya ekliyorum. Bakın şimdi panoda metin vardı zaten. Eklendi. Evet, ekledim panoya. Yıldız atsız tren not defteri. Ve kopyala tekrar yapıştı. Uygulama madde imi Neyman Agay uygulama akademi madde imi sarpır madde imi sarpır Arkan tire proje kurucusu. Erişilebilir engelsiz Android. Madde imi Sarpır Arıkan tire proje kurucusu. Evet şimdi gördüğünüz gibi panoyu not defterindeymiş gibi sanki panoya metinler ekleyerek ki bu farklı yerlerden de olabilir. Ekleyerek birleştirebiliyorum. Panoyu tarama kipinde görebilirim istersem. Bu tabi girdi hareketlerinden ayarlanabilir. Varsayılan olarak bu hareket tanımlanmamış olarak geliyor bize. Biz bunu girdi hareketlerinden ayarlayabiliriz. Panoyu bu şekilde düzenleyebilir. Panodaki metni görebiliriz. Panodaki metni birleştirebiliriz. Ayrıca ayraç işaretleri kullanarak panodaki metni bölümlere ayırabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Panoyu temizlemek için ise Windows, NVDA ve X tuşlarına basıyorum. Pano temizlendi. Evet. Panoda artık hiçbir şey yok. Artık yeni metinler ekleyebilir. Yeni metinleri birleştirebilir. Anlamlı şeyler çıkartabiliriz. Evet. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Umarım anlaşılır bir anlatım yapabilmişimdir. Görüş, destek ve önerileriniz için bilgi@uygulamaakademisi.com mail adresine mail atabilirsiniz. Bizi Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten, Spotify'dan takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.